Şimdi çok ilginç bir haber var. Bu haber tabii ilginç. Başından beri ilginç. Ama gelişmeler daha ilginç. Yani biz ne desek boşu buradan yola çıkarak söyledik. Eski SPK başkanı, kardeşi AK Parti milletvekili, eşi ve Cumhurbaşkanı eski danışmanları. Bu şey gibi Peter Greenaway'in eski bir filmi vardı. 89 yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Aşçı, hırsız falan öyle bir ismi vardı. Afişi de öyle acayip yani. Burada bir takım suç duyurularında bulunuluyor. Bugüne kadar suç duyurularından bir şey çıkmadı ama en azından alındı bunlar, kabul edildi. Ya bugün suç duyurusu bile alınmamış. Gerçi ona ihtiyaç yok ama savcı da ortada yok. Garip şey. Garip şey. Yani savcı da yok orada. Hastalık filan bir bahane, hastanedeyim şu bu. Adalete bakar mısınız ya bu ülkede adalet sistemine? Ne desek boş. Taşkesenli oğlu hakkında, abisi hakkında ve Cumhurbaşkanımızın danışmanları hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere geldik. Katip Bey geliyor, yok savcımız hastanede, yok savcımız gelmedi, yok biraz daha bekleyin, yok gün içerisinde. Suç duyurusunu teslim almamak için hastayım diye adliyeden savcı kaçıyorsa bu ülkede adliye, yargı maalesef çürümüştür. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının da adının geçtiği rüşvet iddialarıyla ilgili suç duyurularına savcılar neden sessiz kalıyor tartışması sürerken İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatı'nın suç duyurusu savcı yok denilerek kabul edilmedi. Biz suç duyurusunu yaptığımız için bize bir sayı verin. Hayır, onu da veremiyoruz. Yaklaşık 1,5 saattir adliye binasındayız. Şu ana kadar bizim suç duyurusu dilekçemiz kabul edilmedi. Birileri ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan rüşvet iddiaları üzerine adalet sistemini kirli oyuna kurban etmeyeceğiz demişti. İki danışmanı koltuğunu bıraktı ama gözler savcılıklarda. Rüşvet, yolsuzluk iddiaları için siyasi partilerin peş peşe yaptıkları suç duyurularının üzerinden de 22 gün geçti. Henüz soruşturma başlatılmadı. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da sessiz. Ama savcılar Sermaye Piyasası Kurulu'nun şikayeti üzerine, müştekinin üzerine gidiyor. Aynı savcılar sermaye piyasasında dönen yolsuzluklarla ilgili Taşkesenlioğlu ailesiyle ilgili suç duyurusunu almaktan korkuyorlar. Muhalefet SPK'nın suç duyurusu için soruşturma başlatılırken siyasi partilerin suç duyuruları neden işleme alınmıyor sorusunu sorarken yeni günde bir suç duyurusunu da Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt yaptı. Bir gün önce İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatı'nın suç duyurusuysa savcı yok denilerek alınmadı. Türkiye'de hukuk ayaklar altına alınmıştır. Adaletin bittiği yerdeyiz. Erzurum'da Zafer Partisi'nin astığı 180 milyon dolar nerede, çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz pankartları da polis tarafından toplanmıştı. Bir suç duyurusunun savcı yok denilerek kabul edilmemesi de hukuk tarihine geçti. İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatı savcı yok denilerek alınmayan suç duyurusu için HSK'ya başvurmaya hazırlanıyor. Savcılar görevi ihmal ediyorlar diyerek.